Niye bugünden itibaren? Bugün Mustafa Sarıgül 999 diye bir şey tutturdu. 9. aymış, 9. günmüş, 9. saatmiş. Niye? Baykal'ı düşürmek için. Yeni bir CHP'yi kuracağım diyor. Ben de dedim ki ben de 99 o zaman. Bugün 9. ay, 9. gün. Ve iş yerimin önünden saat tam 9'da kalktım, buraya geldim. Demek ki biz de 9.99 yaptık. Arkadaşlar bu çakrıyı el ele burada olanlar ileride tarih yazacak. Hepsinin ismi ileride geçecek. Çankırı'nın ilk toplantısı bugündür arkadaşlar. Ben konumunu bilmem. Her köyün bir derneği var. Her köy kendine göre bir destek çıkıyor. Ama burası 11 ilçenin her ilçeden ileri gelenleri bir araya getiren bir platform bugün. Bugün burada 132 kişi var. Bazı üye olmayan arkadaşlar da var. Hoş geldiler başımızın üzerine. Onun için bugünü unutmamamız lazım. Bu düşünce ve duygularla hepinize teşekkür ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buradan tüm Çankırılı hemşerilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ÇASÖYAK Genel Başkanı Mehmet Terim. Güçlü bir şekilde ve iradeli bir şekilde, disiplinli bir şekilde bunu yönlendireceği için alkış istedim. Duygulandırdı bizi. Allah kendisinden razı olsun. Herhalde bu arada Kadın Kolları Başkanımız. Ben burada bir eşime teşekkür ediyorum. Bu bana çok destek çıkıyor çünkü. Gece ikilerde, üçlerde öyle gidiyor. Kadın Kolları Başkanı Nuray Hançerli hanımefendiyi bir konuşma yapmak için davet ediyoruz. Çok değerli Çankırılı hemşerilerim, cümleden hoş geldiniz. Ben Çankırı Kurşunlu'dan emekli bir öğretmen Şaban Hançerli'nin kızıyım. Bunu söylüyorum, babamın Kurşunlu'da tanımayan yoktur. Köy öğretmenliği yapmıştır. Onun için Hançerli dedim, herkes tanıyor. Ben İstanbul'a geleli 35 sene oldu. 35 senedir her yerde, her yerin bir derneğini gördüm. Ama Çankırı Derneği göremedim. Şimdi şu an bizim derneğimiz olduğu zaman gelen çok büyük gurur. Ben 35 sene önce Çankırı'nın dediğim zaman bunun acısını çok yaşadım arkadaşlar. Neden? Birisine Çankırılıyım dediğim zaman Ankara'nın Çankayası mı diyordu. Ne kadar acı bir şey ya. Bir Çankırı'ya diyemiyorsun ben Çankırı, Çankaya. Ben o zaman kendimi ispatlayamıyordum. Ama bundan sonra hepimiz bir bütün olacağız. Kendimizi ispatlayacağız. Gereken her şeyi yapacağız. Beni bu kurula üye yaptığı için değerli başkanımız Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. İki tane evlat büyüttüm, evlendirdim. Ellerinizden öperler. Bundan sonra ben bu dernek için çalışıyorum. Ne, bana alo dediğiniz zaman oradayım. İnşallah hepinizin birlikte desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sürekli. Bütün siyasi bürokratlarda elleri var. Biz de işimizden başka hiçbir şey düşünmeyerek at gördüğüyle sanki tek hedefe bakarak, yani kendimize bakarak hep küçük kalma hedefledik. Büyüyemedik. Birleşemedik. İnşallah bundan sonra birleşeceğimizi, büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Özünde sözünde durarız biz. Vatanın ortasından olarız biz. Sağı solu bilmeyiz. Bildiğini diyeriz biz. Yalan dolan hile bilmeyiz biz. Sevgiyi, iyiliği kalbinden silmeyiz biz. Bugün doğru, yarın eğri olmayız biz. Gözün gördüğü, kulağın işittiği, işittiğiyiz biz. Nerede olursa olalım, kardeşiz biz.
ayrım yok. Sen ben, bütünüz biz. Akının karasını, pulunu, parasını aramayız biz. Acıyı, tatlıyı paylaşırız biz. Çünkü Çankırılıyız biz. Bu arada konuşma yapmak için sözü genel sekreterimiz Bürodaki Bey'e veriyorum. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Grup Toplantısı Başkanları, Sayın Sekreterimize görev alan tüm görevli kardeşlerim ve siz nadir insanlar, değerli topraklarım, değerli hemşehrilerim arasında bugün bizi yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşundan değerli abilerimiz de var. O hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu Çankırılıların ilk kahvaltısına, ilk tanışma programımıza emek verdiniz, pazar gününüzü ayırdınız. Hakkınızı helal edin. Hoş geldiniz efendim. Biz burada aylar önce genel başkanımız ve bu yönetim kurulu kardeşlerimizle planladığımız ilk tanışma programının amacını özellikle şöyle biraz söylemek istiyorum. Çankırılı olarak bizler Anadolu yakası ve Avrupa yakası olarak çoğunluktayız. Fakat ne hikmetlese bir araya gelemiyoruz. Dernekler ve dernekler birliği altında kurulan bazı kurumlarımız kendi birimlerinde toplantı yapıp diğer dernekleri haberdar etmemektedir. Biz de istiyoruz ki ilk toplantıyı Çankırılarımızın yoğunlukta olduğu, özellikle birbirine tutkunluğuyla tanınan bu mahallemizde yapmayı düşündük. Çünkü burada başlayacağız ve Küçükyalı, Maltepe, Küçük Bakkalköy'de devam ettireceğiz. Anadolu yakası bir oluşumu biz böyle sağlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz derneklerimizi bir çatı altında kaynaştırmak istiyoruz. Yani burada yanlış anlamayın. Şimdi bazıları diyor ki, ya işte efendim bizim derneğimiz var. Bizim köy derneğimiz var. Bizim dernekler birliğimiz var. Tamam, bizim saygımız var. Biz onlara tabii iç içe olacağız. Biz istiyoruz ki bu derneklerle birlikte işbirliği yapalım. Çankırı ile ilçeleri sosyal yardımlaşma olarak çatı altında biz birleşmeyi bu kurulan, var olan derneklerle kaynaşarak, birleşerek, yardımlaşarak yapabiliriz. Şimdi biz Sayın Milli Savunma Bakanımızın selamları iletiyorum Sayın Nevzat Bey'in. Kendisi biraz rahatsızdı. Ben dün itibariyle görüştüm. Onun da bir hedefi, hayali şu. İstanbul'da Çankırı'da yaşamak. Yani bir kitle oluşturmak. Ne kadar iş adamımız, doktorumuz, eğitimcimiz, nerede görev yapıyorsa biz bunları bir kitap haline yapmak istiyoruz. Kitap haline yapalım ki örnek verelim, ben milli eğitimciyim. Bugün hemşerimiz geliyor diyor ki filanca okul 5 milyar istedi. Ama biz ne yapıyoruz? Sözümüz geçtiği kadar okul müdürlerine ticarete oluyoruz. Ama belirli noktalarda öyle okul müdürlerimiz var ki Çankırı sevdalıları. Bunları istiyoruz biz. Biz diyoruz ki hastane, milli eğitim, her konuda kaynaşalım. İş adamlarımızı bir araya gelelim. Yapacağımız tüm toplantılarda bir arada olalım. Çünkü derneğimizin yönetiminde her türlü yapıcı ve kırıcı olmayan eleştirilere her zaman açık olduğumuzda burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her alanda fikir ve önerilerinizi yönetimimizin tarafından değerlendirmenizi, her türlü hizmeti sizlere beraber yapacağımızı biz buradan iletiyoruz. Ben lafı fazla uzatmıyorum. Hepinizi Yüce Allah'a selamlıyorum. Saygı ve sevgilerimi diliyorum. Ben sözü yine tekrar arkadaşıma teslim ediyorum. Sağ olun.